Hafıza hem birey için hem de toplum için çok önemli. Yani bizim kim olduğumuzu belirleyen en temel şey bizim hafızamızdır. Şimdi siyaseti hafızasız düşünmek, bu adamların askeriyeye öğrenci yerleştirmek için çaba sarf ettiklerinde biz ne yapardık? Yaş kararları alındığında bundan 20 sene önce ya şu kadar Müslüman daha oradan atılmış. Ordu derdi ki bunlar işte şöyle olduğu için atıldı. Şimdi bunların orduya sızmasını biz o zaman ne mübah görürdük, öyle değil mi? Doğru koyalım bunu. Emniyete sızmalarını da mübah görürdük. Ne adına mübah görürdük? Cebelik devleti dönüştürecek her türlü sivil hareketi biz meşru görürdük. Hüseyin Fethullah Gülen bir çağrıda bulundu. Eğitim sistemi yara almasın. Gerekirse gelin devlet olarak hem okulları hem dershaneleri devredelim. Bu çağrıyı nasıl değerlendirdiniz efendim? Bir tarafta dershanelerin düzenlenmesiyle ilgili, dönüşümüyle ilgili hükümet stratejilerini konuşurken öbür taraftan bir kanaat önderinin, bir fikir işçisinin, bir muhabbet fedaisinin gayretiyle, çabasıyla ortaya çıkmış, bütün dünyaya yayılmış ve her ülkede de son derece faydalı, orada adeta kamu diplomasisi yapan, Türkiye'nin kültürünü, tarihini, derinliğini orada temsil eden okulların geleceğine dair bir inisiyatifte bulunmak başka bir şey. Yani burada şöyle bir algı kamuoyunda oluşmamalı. Sanki birileri okulları ve dershaneleri ele geçirmek istiyor da öbür taraftan da hayır bunu ele geçirmenize gerek yok, alın biz zaten veriyoruz gibi bir algı burada son derece yanlış olur. Bakın buradan bir karşıtlık çıkarmak ya da AK Parti ile camia karşı karşıya geliyor, acaba buradan bir çatışma çıkar mı? Dershaneler üzerinden bir çatışma zemini oluşabilir mi? Ya da bunun zeminini oluşturmak için aslında şu hamleleri de yapmak gibi yaklaşımlar at niyetli yaklaşımlardır. Çünkü